Annem. Günaydın. Ana. Elif Ada. Elif Ada. Elif Ada. Kıkırdıyordun, öksürük boğdu değil mi seni? Elif Ada. Şşt. Ne haber? Hey. Anu. Annem. Ada. Günaydın annem. Biz üstümüzü değiştirdik. Mis gibi olduk. Evet, çünkü Elif Ada kan ilacını içmek istemediği için çıkardı hapishane, değil mi annem? Yastık kılıfını da daha kılıfını takamadık. Evet. Hepinize merhabalar olsun o zaman. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Rabbime binlerce şükürler olsun. Elif Ada dün akşamdan böyle gülücükler saçmaya başladı. Daha iyi. Şanslı. Şanslı. Ne yapıyor annem? Senin saçlarını çok seviyor, değil mi? Elif Ada. Saçlarını çok mu seviyor şanslı senin? Elif Ada. Elif Ada. Oldu? Ne? Ne annem? Ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Çiki 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 çiki. Elif Ada. Elif Ada, Elif Ada çik çik çik. Elif Ada, Elif Ada çik çik çik. Artık gülücükler saçmaya başladı benim minik kuşum. Rabbime binlerce şükürler olsun. Dün akşamdan bu yana çok daha iyi. Değil mi Elif Ada? Oturmaktan hiç hoşlanmıyor musun? Hele, hele ellere. Oturmaktan hiç hoşlanmıyor musun sen? Tutacak mısın orayı? Tutacak mısın orayı? Canımın içi. Prenses. Güzel bir gün olsun inşallah. Tamam mı anneciğim? Çok güzel bir gün olsun inşallah. Mis gibi mislendik. Böyle oturduk buraya ya biz. Oturmaktan hoşlanmıyor musun Elif Ada? Tişörtünde mesaj mı veriyor sanki annem? Ha annem? Tişörtünde mesaj veriyor ya. Mutlu ol ve gülümse. Öyle mi? Evet annem. Mutlu olalım be. Hep gülelim inşallah. Değil mi annem? Annem. Canımın içi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bütün evi robot süpürge süpürdü. Elif Ada minnoşum. Minnoşum. O da uyuyordu, yeni uyandı. Uyuduğu için yastık kılıfını geçirmedim, hala bekliyor. O da burada uyuyordu. Evet annem, acıktın mı prensesim? Ben de çamaşırlarımızı serdim. Bulaşık makinemi topladım. Şimdi daha önce kızların biliyorsunuz bir minderi vardı. Yere attığımız süngeri. Onun babası yenisini yaptırdığı için o süngeri balkona attım. Artık atılacak çünkü şanslı mahvetti. Burada katlanmış olan çamaşırlar var. Yine odam yıkılıyor gördüğünüz üzere. Bu mama sandalyesini dün kargoya verdim ama 700 küsür lira kargo ücreti çıktığı için göndermekten vazgeçtim. Babamlarla göndereceğim. Kardeşime babamlarla bir şekilde gidecek inşallah Konya'dan Ankara'ya. O yüzden geri getirdiler sabah kargoyu. Burada Elif Ada'ya işte Derya teyzesinin getirdiği kıyafetler var. Onların etiketleri sökülüp değişmesi gereken var. Onu değiştireceğim ve etiketlerini sökülüp yıkayacağım. Şimdi ütüye girişeceğim arkadaşlar. Ütüm görüldüğü üzere bomba oldu. Sepet kabasa dolu. İnşallah bugün bunu halledeceğim. Çünkü günlerdir, hatta bir aydır Konya'dan geldiğimizden beri hiç ütü yapmadım. O yüzden artık acil ütü yapmam lazım. Ve salonda Elif Ada'nın yanında ütü yapayım dedim. Böyle burası da düzenlenecek arkadaşlar. Onları da düzeneceğim Elif inşallah. Ada. Minnoşum. Neden oturttuğumda hemen uykuya geçiyorsun? Ne güzel tuttun ya sen oraları. Uyuma hemen ya. Ya hemen uykuya geçemezsin ama sen ya. Hele şu ayaklara. Sen de yanına mı gelmek istedin şanslı? Elif Ada'yı ne zaman bu sandalyeye otursam hiç rahat bırakmıyor şanslı Elif Ada'yı. Öyle mi şanslı? Hele uyudu bile. Oy, ne yapıyorsun kardeşe? Dokunmak mı istiyorsun patisine, patinle? Ellerine mi dokunmak istiyorsun? He şanslı? Oğlum. Şimdi onlar böyle dursunlar. Hele.
Ama rahat bırakır mısın Elif adayı şanslı? Başladı yine. Hiç rahat bırakmıyor onu tutturduğumda. Elif ada, ne yapıyor sana kızım? Şöyle duralım annem. Şöyle duralım. Elif ada. Elif ada. Elif ada. Ha. Elif ada. Uyan anneciğim. Seni oraya biraz otur diye oturttum. Biraz uyanık kal diye oturttum. Neden öyle bakıyorsun şaşkın şaşkın? Hı? İstemiyor musun hiç sen oturmayı? Hele bakışa. Ne oldu? Hiç istemiyorsun değil mi oturmayı? Ben de buraya ütüleri getirdim arkadaşlar. Ütü masamı da açtım. Allah'ın izniyle şimdi başlıyorum. Değil mi anneciğim? Niye kışım da burada otursun biraz ya? Biraz otur sen de annem burada ya. Böyle yastıkla destekledim kafasını o tarafa meyillendirdiği için. Minik kuşum da orada. Şimdi ona en sevdiği çocuk şarkılarını açacağım. Ben de ütüm yapacağım bir taraftan inşallah. Kızım. Hiç anlıyor ya. Demediğim anneciğim çana demiyor çünkü çen ya. Ha? Beni oradan motive ediyor ya bakarak annesine. Böyle bayağı ütüyü yaptım arkadaşlar. Birçok şeyi. Burada da ütüler var. Orada daha ütülenecekler var. Serdiğim çamaşırlarda Elif Ada'nın kıyafetleri var ve birkaç parça daha kıyafetler var. Şimdi patates salatası hazırlıyorum. Acıktın mı sen? Patates haşlamıştım düdüklüde yumurtayla beraber. Onu salata yapacağım. Yanına bir de buz gibi ayran yapacağım. Onu yiyeceğiz. Babamız geldi. O da bu ütülediğim eşyaları, kıyafetleri askılara asacak inşallah. Böyle bizde durumlar. Hepinize videomuzun ikinci gününden merhabalar arkadaşlar. Biz yine Beyza ve Hasan da burada. Beyza. Ay benim minik prensesim. Kardeşine o kadar güzel bakıyor ki. Değil mi annem? Kahvaltımızı yengemizle yaptık bugün. Evimizi toparladık. Böyle koltukların üstünü gırgırladık. Değil mi anneciğim? Evet, Beyza da yengesine yardım etti. Ay canımın içi benim ne güzel bakıyor. O kadar güzel ilgileniyor ki Elif adayla. Değil mi Elif ada? Her an yanında onun. Elini tutuyor. Onu seviyor sürekli. Ay kızım sen çok mu seviyorsun Elif adayı? Canımın içi benim. Aferin Evet, çok size. seviyorum. Evet, Hasan da çok seviyor. Şimdi Elif Ada biraz böyle genize akıntısı var arkadaşlar. Hala dişinden dolayı eli sürekli dişinde, ağzında ve gerçekten çok ağrısı var dişleri çıkarken. Şimdi yine bakımlarını yapalım dedik. Böyle kıyafetini değiştirelim. Biraz o yüzden böyle çıkardı. Sürekli salvar akıyor. Şimdi hemen bakımlarını yapacağız. Üzerini değiştireceğiz. Allah'ın izniyle uykuya geçecek minik hanım ama hemen bakımlayalım. Rahat etsin ağız içi de. Böyle Hindistan cevizi yağıyla antiseptik bu kristalin çok iyi geliyor. Bu dentinokslar falan var arkadaşlar diş için sürülen. Onlar Elif Ada'nın midesini bulandırıyor. O yüzden onlardan sürmüyorum denedik ama direkt midesini bulandırıyor. Şimdi bakımlanacağız. Minik kuşun bakımlarını yapalım. Beyza da yardım ediyor. Kuzum benim. Ay, evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar dün öyle bir şey oldu ki ben ütü yapıyordum. Aslında yanımdaydı Elif Ada. Sonrasında bir patates salatası yapmak için mutfağa geçtim. Fatih de askıya elbiseleri geçiriyordu. Şanslı Elif Ada'nın koluyla oynayacağım diye. Koluna bakar mısınız nasıl yapmış? O kadar üzüldüm ki görünce. Sabah veterinerle konuştum bugün. Kızgınlığa giriyor olabileceğini söyledi. Allah'ın izniyle şanslı için bir şeyler düşüneceğiz artık bilmiyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Özellikle Elif Ada'nın böyle kendini koruyamayıp hani ya da bir şey söyleyemeyip böyle olması beni çok üzdü. Şanslı da bilmiyor. Tabii seveceğim diye yapmıştır büyük ihtimalle ama gerçekten çok kötü olmuş ve krem sürüyorum dün geceden beri. O kadar üzüldüm ki kıyamadım prensesime ya. Ben sana hiç kıyamam annem. Kardeşi onu biraz hırpalamış değil mi anneciğim? Çok üzüldük çok. Ama geçecek anneciğim. Bilerek yapmamıştır ki değil mi prensesim? Oy sana hiç kıyamam ben. Evet annem bilememiş ya bilememiş. Ağız içimizi temizledik. Değil mi anneciğim?
Şimdi Funda teyzemizin yolladığı böyle kremle de kendimizi kremliyoruz. Değil mi Beyza? Böyle açtık onu. İnşallah şifa olur kuzucuğuma da. Evet annem, teşekkür ederiz Funda teyzesi. Mis gibi bakımlanıyor Elif Ada'ya. Bak bak o. Şifa olsun bir tanem. Şöyle sürelim. Evet şöyle sürelim. Şifa olsun. Efendim? Senin bildiğin Funda teyze değil ki oğlum. Başka Funda teyze. Evet. Bizim başka Funda teyzemiz de var. İki tane Funda teyzemiz var değil mi anneciğim? Hı. Oh mis gibi şifa olsun anne kuzusu. Oh ne güzel koktun. Oh yumuşacık oldu yüzün. Oh yumuşacık oldu yüzün annem. Şifa olsun. Hı. Mis gibi oldu. Ne güzel olduk değil mi Beyza? Burnun ucunda da var. Hadi onu da sil. Ha sür. Oh. Yumuşacık oldu benim kızlarım ya. Yumuşum. Mis gibi oldu anne kuzusu. Böyle köşeye oturttum onu biraz. Hil ayaklara. Ay kuyban oluyor anne çeni yaradığına. Uyuyacak mısın? Hı? Biraz otursana Elif Ada. Eller de tır 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 oraları tır tıklıyor. Öyle mi? Hı? Oy sağlık olsun bütün bakımların anneciğim sana. Oh kuzum benim. Ne şuna ya böyle de uyunmaz ki. Böyle mi otursam biraz? Ha, kafamı da yastığa dayayalım böyle arka düşmesin olur mu? Hele bakış hiç sevmiyor otuymayı ya. Hiç sevmiyor anne kuzusu otuymayı ya. Hı, şöyle duralım. Aferin sana biraz oturalım hemen yatıracağım seni tamam mı? Ha. Ha, olur mu? Rahatladın mı ağzın anneciğim? Çıkartıyor gibi. Evet değil mi? Arabanın camından elini dışarıya çıkarıyor gibi diyor kardeşi. Evet. Yani. Her türlü uyuyayım ben anne. Ben uyuyacağım anne işte. Sen beni böyle ne kadar tutarsan tut ben uyuyacağım. Ya dinlenim de yatırayım seni o zaman da öyle uyu olur mu? Hile ayakları öyle uyu olur mu? Elif Ada ne yapıyorsun? Ha? Hiç oturmak istemiyorsun değil mi? Hiç yatılmak istemiyorsun değil mi? He. Hemen yatılınca gülmeler başlıyor ya. Hiç oturmak istemiyor musun sen? He. Sen nasıl bir güzel prensessin. Hele ağız suyunu anneciğim ya. He. Elif Ada. Hey. Hey. Orada mısın? Orada mısın Elif Ada? Oh, kurban olurum. Dişleri çok acıyor ya. Geçecek anneciğim. Rahatlayacaksın şimdi. Rahatlayacaksın. Yaptık ağız bakımlarını. Evet. Evet arkadaşlar. Biz şimdi çıktık. Arkadaşlarımızla Zeynep ablayla 4 aile denize gidiyoruz. Elif Ada'yı denize götürüyorum değil mi annem? Bu da akşam suyu olacak inşallah. Bakalım Elif Ada'yı denize sokup sokmayacağım. Bilmiyorum yine havanın yani suyun durumuna da bağlı. Hala su çok sıcak diyorlar ama. İnşallah Elif Ada'yı da koyabilirim içine. Çünkü hafta içi babamız işten geliyor. Eşlerimiz işten geldiği için bu saatte gidiyoruz. Bakalım Elif Ada yine denize girecek mi bugün? Hı? Çok sevmiştin anneciğim. İster misin yine? Cık, uyku halindeyim anneciğim ya diyor şu anda Elif Ada. Değil mi annem? Hadi gidelim bakalım. Bugün Elif Ada denize girebilecek mi? Sevdim gerisi yalan.
Soldan beyaz. Hepinize üçüncü günden merhabalar arkadaşlar. Elif Ada dün can yeleğiyle, değil mi annem, denize girdi. Evet, içirlere girdi bu sefer minik kuşum. Gece olduğu için çekemedim ama çok güzel eğlendi denizde minik kuşum. Gece geldik, duşunu aldım, mis gibi uyudu anne kuzusu, değil mi anneciğim? Sabaha karşı biraz öksürüyor olsa da. Annem, şimdi Elif Ada minnoşuma hazırlayacağım. Allah'ın izniyle bugün rehabilitasyon polikliniğine evde fizik tedaviyi alabilmek için geçen hafta gitmiştim biliyorsunuz. Randevumuz var bugün. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Şimdi Elif Ada'nın buraya kıyafetlerini getirdim. Bakımlarını yapıp kıyafetlerini giydireceğim. Kan ilacı içmek istemediği için dün gece giydirdiğim tişörtün haline bakın. Hiç içmek istemiyor kan ilacını ya. Minik kuşum. Robot süpürgede bir taraftan evi süpürüyor arkadaşlar. Gitmeden her şeyimizi hazır edelim dedik, değil mi anneciğim? Evimiz mis gibi olsun. Evet. Öğleden sonra da doğum günü hazırlıklarına başlayacağız, değil mi anneciğim? Rabbim nasip ederse cumartesi günü doğum gününü kutlayacağız inşallah kuzucuğumun. Biz niyetimizi aldık inşallah Rabbim de nasip eder. Öğleden sonra, hastaneden sonra Allah izin verirse ben de çarşıya parti malzemelerini almaya gideceğim, değil mi Elif Ada? He minik kuşum. Hadi bakalım hazırlanalım, şimdi çok az kaldı. Hazırız. Doktor Bey bizi görsün, değil mi annem? Evet. Doktor Bey'e görünmeye hazırız. Değil mi anneciğim, bir tek çoraplarımız kaldı. Evet minik kuşum. Çoraplarımızı da giydik mi Allah'ın izniyle hazırız, değil mi anneciğim? Değil mi prenses? Otur biraz diye seni koydum böyle ya. Otur biraz diye. Hele şuna ya Rabbeli annemin. Maşallah kızıma. Tokandanmış. Onu da düzeltelim anneciğim. Anam neden kızardı böyle? He bir tanem. Taşıdın mı sen oraları? Ha şöyle duralım. Şöyle duralım. Ay kızıma benim. İnşallah her şey yolunda gider değil mi anneciğim? Alır geliriz evimize. Raporumuzu. Ne kuşum benim. Rabbim kolaylaştırsın inşallah. Şimdi gidiyoruz hastaneye. Bakalım inşallah bugün raporu alırız dediğim gibi. Rabbim kolaylaştırsın inşallah. Hı, minik kuşum. Dişleri hala çok zorluyor. Elif Ada'yı hala çıktıkları ilk gün gördüğüm gibi arkadaşlar daha çıkmadı. İnşallah kolayca çıkarır hemen. Bayağı zorlanıyor ama bir an önce çıkar inşallah. Artık dişleri de kuzum da rahatlar. Neredesin Elif Ada? Hı? Biz muayenemizi olduk. Değil mi anneciğim? Evet, doktor abisi şimdi rapor merkezine gitti. Sormaya neler yapılması gerektiğini. Çok şükür iyi bir doktor beyle karşılaştık. Allah razı olsun. Uzar belki. Belki uzun sürer. Ama bu işi Allah'ın izniyle hallederiz dedi. İnşallah hallolur. Bir aksilik çıkmazsa oradan. Doktorumuz çünkü gayet hoşgörülü, çok sıcak yaklaştı. Allah razı olsun. Böyle karşılama olunca da çok mutlu oluyorum böyle doktorlarımızı görünce. Sağ olsun yardımcı olabilmek için uğraşmaya gitti şimdi. Allah razı olsun. Değil mi annem? Evet, Elif Ada da muayene oldu doktor amcasına. Arkadaşlar çok şükür erken sevinmek istemiyorum ama Allah'ın izniyle raporu hallettik. Doktor o kadar iyi bir insan çıktı ki geç olur ama hallederiz Allah'ın izniyle dedi. Sisteme düşerse e-reçete olarak, e-rapor olarak Allah'ın izniyle bu iş tamamdır. Çok mutlu oldum. Çok üzülmüştüm geri eve yani birebir örgün eğitim olarak aldığımıza. Her şerde bir hayır vardır. Allah'a binlerce şükürler olsun. Hani öyle daha iyi olabileceğini düşünmüştük. Hem Elif Ada'nın açısından hem benim açımdan evden çıkabiliriz. Hem bir değişiklik olur. Hem Elif Ada bütün hani oradaki imkanlardan faydalanır diye. Ama Elif Ada'nın sağlık durumu buna el vermiyor. O yüzden de böyle evde rapor almak, yani evde eğitim için rapor alabildiğimize çok mutlu oldum. En azından minik kuşum o okuldaki 2 saatinden kalmayacak. Evde alacağız onu da Allah'ın izniyle.
Rabbime binlerce şükürler olsun. Halloldu. Dediğim gibi bir taraftan da hani böyle erken sevinme, Fatma belli olmaz diyor bir tarafım. Çünkü tıp fakültesindeyiz. Daha önce bundan 3 yıl önce amniyetine trakeostomi açıldığında tıp fakültesinin raporları kabul edilmiyordu. Ama artık sisteme düşünce kabul olur demişlerdi RAM'dan. İnşallah kabul olur ve yeniden uğraşmak zorunda kalmayız. İlk Antalya'da alan evde fizik tedaviyi o dönemde bizdik. Çok zorlanmıştım. Zorlanmıştık yani. Makinelerle falan onları hayal edince şimdi Rabbime binlerce şükürler olsun. Kötü düşünmeyelim. İyi düşünelim. İyi olsun. Elif adıma şifa olsun inşallah. Hallettik bunu da. Minik kuşum uyumak için çok uğraştı. Doktor Bey'in odasında da. Uyudu. Şimdi bebek arabasında. Şimdi arabaya yürüyoruz. Biz de geldik. Evimize gidiyoruz. Minik kuşum. Hem başardık mı anneciğim Allah'ın izniyle? He? Halloldu mu Allah'ın izniyle? Arkadaşlar bu 3 günlük videoyu da burada kapatalım. İnşallah buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Minik kuşuma ve bizlere dua etmeyi unutmayın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız bizi mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.